Herkese ve hiç kimseye merhaba. Bir kitap önerisi yapacağım. Çok uzun bir video yapmak istemiyorum. Ancak bazı önemli noktalara değinip, kitabı ve ona bağlı bazı kitapları önerip videoya bir son vereceğim. Charles Baudelaire demiş ki, deha çocukluğa inmeyi başarmaktır veya çocukluğa dönmektir demiş. Ve biz aslında İsteyerek veya istemeyerek çocukluğuna inmeyi başarmış, başarabilmiş yazarları, şairleri, müzisyenleri, ressamları hatta belki sinemacıları aslında çok seviyoruz. Ve onların yaptığı birçok iyi eser, işte magnum opus dediğimiz başyapıtları veya çok beğendiğimiz eserleri genellikle çocukluklarına dair eserler oluyor. Genellikle diyorum, tabii ki bunun epey istisnası var. Ancak böyle bir çoğunluktan bahsedebiliriz. Şimdi bu çocukluğa dönmek, ister çocukluğun acılarına, ister o çocukluk ve belki ilk gençlik yıllarının kaybedilmişliğine duyulan büyük özlem, bazı sanatçılarda çok bariz şekilde öne çıkıyor. İşte düşünün, Charles Baudelaire dehayı çocukluğa inmek olarak görüyor. Ve Türkiye'de bazı insanlar ve dünyada da birçok insan şöyle bir durum yaşamış ki dünya son 10 yıllardır epey değişti. Yani 1980'lerin dünyası yok. 1950'lerin dünyasından eser yok. Bırakın onları, 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan önceki ve sonraki dünya inanılmaz derecede değişmiş. Türkiye'de özellikle bu büyük dönüşümü veya bu büyük değişimi veya bu büyük tahribatı, olaya nereden baktığınız, nasıl baktığınıza göre değişir bu. Görenler, özellikle İstanbul'da gören çok önemli nesiller geldi geçti. İşte 1950'de Demokrat Parti'nin iktidarının ardından İstanbul'daki inanılmaz imar meseleleri, betonlaşma, İstanbul'un doğasını kaybetmeye, hızla kaybetmeye başlaması ve bunun artık 70'ler, 80'ler, 90'larda artık çıldırtıcı bir boyuta gelmesi. Ondan önceki İstanbul'la, 1950'lerden önceki İstanbul'la, 1950'lerden sonraki İstanbul'u inanılmaz derece birbirinden ayırmış. Bazı kişiler görmüşsünüzdür, eski Türk filmlerini, siyah beyaz filmleri, eski İstanbul'u görmek için izliyorlar ki o da 1960'ların filmleri oluyor genellikle. Bazıları da 1970'lere sarkmış. Bakın, onların eski dediği, belki otantik dediği İstanbul ve 1960'ların, 70'lerin İstanbul'u. Ama bir başka nesil var ki, bu edebiyatta çok fazla görülen bir nesil, çok fazla etkileri olmuş bir nesil. Bu nesil İstanbul'un çok daha eski ve onlara göre çok daha güzel bir zamanını görmüş. Aslında bir avuca sığacak kadar minik bir şehirden bahsediyoruz. Toplasanız toplasanız, yani sağdan saysanız, soldan saysanız en fazla 1 milyon insanın yaşadığı, ki bu da en fazla 1 milyon insanın yaşadığı 1900'lerin İstanbul'u, 1910'ların, 1920'lerin İstanbul'u ve öncesi. Ve tam da bu dönemlerde çocuk olan, genç olan ve İstanbul'da olan ve özellikle de İstanbul'da önemli görevlerde ailesi bulunan ve ekonomik durumu biraz daha iyi olan ve İstanbul'un çok güzel yerlerinde, mesela Boğaz'da yaşayan veya işte Fatih'in iç kesimlerinde, yani ne bileyim belki Kadıköy tarafında, Moda civarında yaşayan bir seçkin kesimden bahsedebiliyoruz. Ancak bu seçkin kesimin özelliği işte inanılmaz paralar kazanmış veyahut herkesin, bütün dünyanın göz önünde bulundurduğu insanlar gibi bir seçkinlik değil. Bir yaşam seçkinliği. İstanbul'un güzelliklerinin içinde yaşayabilme ve en azından bir ev, bir mülk bir sahibi olabilen bir seçkinlikten bahsediyoruz. Aslında bugün elit, seçkin dediğimiz şey, milyar dolarları olan insanları kastediyorsak böyle bir seçkinlik değil. Daha çok dediğim gibi devlet bürokrasisinin yaşadığı veya çok az tüccarın var olduğu, iyi tüccarın, yani para kazanan tüccarın var olduğu, ancak daha çok bir hayatın kurulduğu bir İstanbul. Ve özellikle dediğim gibi işte bir bölümünü Boğaziçi tarafında, biraz Kadıköy'de, biraz işte yeni yeni oluşan o Beyoğlu'nda, Fatih'te 1800'lerin
ortalarından itibaren gelişen, büyüyen tarafta yaşayan bu küçük, minik grup. Bazıları bunlara çok alınıyor, çok güceniyor. Sanki bunlar özellikle burada bunu ifade ettiğimizde gayrimüslimler, dinden uzak insanlar, işte dindarları sevmeyen bazı elitler falan gibi açıklamaları hep duyuyorsunuz. Ancak bu dönemlerin o 1880'lerin İstanbul'u, 1900'lerin başının İstanbul'u vesaire bu dönemleri anlatan, bu dönemlerin hüznü yaşayan insanların çok büyük çoğunluğu bu İstanbul'da, bu güzel İstanbul'da yaşayan özellikle dini ve milli hassasiyeti olan gruplar. Ahmet Hamdi Tanpınar size bir İstanbul anlatır ki hakikaten bugün hüzünle alacağınız bir İstanbul anlatır. Peyami Safa için de aynı şeyi söyleyeceğiz. Ancak Halis Ziya için aynı şeyi söyleyeceğiz. Ancak uzun zamandır gündeme gelmeyen, kitapları dahi basılmayan bir de Abdülhak Şinasi Hisar fenomeni var. Abdülhak Şinasi Hisar 1887'de doğuyor, 1963'te ölüyor. Okumuş bir ailenin mensubu, bir bürokratik aileye mensup. Ancak onun hatıralarının ana ekseni, omurgasında bir Boğaziçi yaşantısı ve bir yalı var. Kendi ailelerine ait bir yalı var. Ve Abdülhak Şinasi Hisar, Charles Baudelaire'in dediği işte o çocukluğa dönme özlemi veya çocukluğun yarattığı saflığın bir deha olarak karşımıza çıkışı, eli kalem tuttuğunda, devamlı yazmaya başladığında hiçbir zaman bundan kaçamamış. Neden kaçamamış? Boğaz içindeki geçirdiği çocukluk ve gençlik yıllarından kaçamamış. Yalıda geçirdiği vakitlerden, komşularından, o küçük mahallelerden, orada kurulan dünyadan, akşam gezintilerinden, gece gezintilerinden, sandalla yapılan gezintilerden, bu hatıralar onun hayatının en lezzetli şeyleri olmuş ki oturmuş bunlarla ilgili hatıra deneme diyebileceğimiz tarzda yazılar yazmış. Sonra bu yazıları birleştirmiş ve ortaya birkaç mükemmel kitap çıkmış ve tam da bu dönemlerde şahit olduğu veya şahit olay yazdığı bazı olaylardan yola çıkarak da romanlar yazmış. Ancak Abdülhak Şinasi Hisar, bugün kendisinin kitaplarını önereceğim, özellikle birini önereceğim Abdülhak Şinasi Hisar, bahsettiği hayatının zarafetinden çıkmış çok zarif bir insan. Şimdi başta Charles Baudelaire dedim, bir de Wolfgang Amadeus Mozart diyeyim. Mozart'ın şöyle bir söz söylediği iddia edilir. Ben kaba bir insanım ama benim sanatım asla kaba değildir. Şimdi Abdülhak Şinasi Hisar'ın anlattıkları, yazdıkları çok zarif şeyler. Ve Abdülhak Şinasi Hisar'ın kendisi de çok zarif biri. Zarif bir insanın, zarif bir adamın, zarif bir beyefendinin çok zarif bir kitabını size önereceğim. Evet, o Boğaziçi zamanlarını anlattığı, hatıralar anlattığı, inanılmaz güzel tabirler kullandığı ve Türkçenin zaman makinesi diyeceğimiz bir kitabı ve ondan kaynaklanan iki kitabı daha size önereceğim. Efendim, kitabımız Abdülhak Şinasi Hisar'ın yazdığı Boğaziçi Yalıları. Şimdi bu kitap Everest Yayınları'ndan çıkıyor. Ciddi bir baskısını aldım ben. Böyle biraz da minik basıyorlar. En başları biraz daha eleştirmiştim ama zamanla gözüm de alıştı, elim de alıştı kitaba. Bu gördüğünüz kitap Boğaziçi Yalıları kitabı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın çocukluk ve ilk gençlik yıllarının İstanbul'unu, Boğaziçi'sini, ailesini, yaşantısını, zarif İstanbul'u, zarif ailesini, o muhteşem mekanı, cennet gibi anlattığı o yerleri okuyabileceğiniz bir kitap. İşte. Belki de Abdülhak Şinasi Hisar, Türk Edebiyatı'nın en görgülü yazarları diye bir liste yapsak, ilk beşe çok rahat girer. Çok görgülü bir adamın, çok güzel bir üslupla yazdığı kitap. Şimdi ben size içinde bir yer okumayayım da, içinde gördüğüm ve gerçekten çok hoşuma giden bir tabiri söyleyeceğim. Yalılardan birini tarif ederken, yalıları tarif ederken bazı yalıları diyor ki, ömürleri hülyalarına uymamış ihtiyar kadınlara benzerlerdi. Ömürleri hülyalarına uymamış
ihtiyar kadınlar. Ömrümüz hülyalarımıza uyuyor mu? Ben açıkçası kendimi düşündüm. Benim ömrüm hülyalarıma uyuyor mu? Veya siz düşünün, ömrünüz hülyalarınıza uyuyor mu? Yoksa biz hayaller Paris, gerçekler Kuzey Kore miyiz? Ne bileyim, hayaller Hollanda, gerçekler Çin Halk Cumhuriyeti gibi. Ömrümüz hülyalarımıza uyuyor mu efendim? Muhteşem bir ifade ve bunun gibi muhteşem ifadeler dolu, çok leziz bir anlatım, çok saf bir anlatımla böyle bu kitabı yıllar önce de biraz okumuştum. Videosunu da yaparım diye. Çünkü bu kitabı tanıtmak istiyorum Boğaziçi yıllarını. Bir daha baktığımda kitap mavi, kitap yeşil, kitap sıcacık. O denizin mavisiyle, o yalının etrafının, bahçesinin yeşilliği, çiçeklerin rengi o kadar canlı anlatıyor ki. Yani huzur arıyorsanız ve huzuru edebiyatta arıyorsanız, Türkçe'de arıyorsanız bu Türkçenin zaman makinesine binin ve 1900'lerin biraz başında, biraz ötesinde, biraz gerisindeki bu hatıra metnini okuyun bence ve çocukluğuna dönmüş ve çocukluğunu çok güzel, çok görgülü bir şekilde anlatmış zarif bir adamla karşılaşın. İşte Boğaziçi yılları burada. Ve bu kitabın çok benzeri, muadili diyebileceğimiz bir kitap. O da yine Abdülhak Şinasi Sar'ın Boğaziçi Mehtapları. İşte burada. Ben bu kitaptan birkaç şeye baktım. Baştan sona okumadım. Bilmiyorum, eğer ileride önemli bir deneme, bir yazı falan görürsem içinde belki özel bir video yaparım ama bir daha üstüne özel bir video yapmaya lüzum olmadığını düşündüm. Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları kitabına benzer, birbirlerinin uzantısı olan iki kitap. Yalılar, Mehtaplar. Ve bir de Abdülhak Şinasi Sar'ın kanalımıza konuk olacak olan uzun bir videosunun yapmayı düşündüğüm kıymeti bilinmeyen harikulade güzel romanı Fahim Bey ve Biz. Onun da ciltli bir versiyonu elimde. Sanırım bu kitapları birkaç ay önce satın aldım. Bir de işte demek ki bugün gösterecekmişiz. Öyle uygun düştü. Fahim Bey ve Biz ve Çamlıca Geniştemiz mesela romanlarından biri. Bu kitaplar üzerine konuşacağım. Fahim Bey ve Biz'in uzun özel bir videosu olacak. Abdülhak Şinasi Sar hakkında bir şey söyleyeceğim size. İki şey söyleyeceğim. İsmi Abdülhak Şinasi, ailesi, özellikle babasının Abdülhak Hamid'i çok sevdiği için Abdülhak almış. İbrahim Şinasi'yi çok sevdiği için oradan da Şinasi almış ve oğluna iki ünlü edebiyatçıdan bir isim çıkarmış. Ama size başka bir şey söyleyeceğim. Abdülhak Şinasi Hisar'ın ömrü hülyalarına uymuş mu, uymamış mı? Bu çok ciddi bir tartışma konusu. Yani hayatının son zamanlarında geçim sıkıntıları çektiği veya manevi sorunlar çektiği veya yalnız kaldığı, çok yalnız kaldığına dair bazı iddialar var. Ömürleri hülyalarına sığmayan sadece yalılar ve ihtiyar kadınlar değil. Bazı yalılar ve bazı ihtiyar kadınlar değil. Belki de o ömrü hülyalarına uymamış, ömrü hülyalarıyla örtüşmemiş olan Abdülhak Şinasi bu güzel harikulade kitapları yazdı. Ya iyi ki uymamış, ne güzel işte bunları yazmış dememiz biraz acı olur, vicdansızlık olur. Aman ha, öyle demeyelim. Çok da uygun bir ifade olmaz. Evet, kitabımızı bir daha gösterelim. Boğaziçi Yalıları. Zarif İstanbul'un, zarif bir İstanbul'unun, çok zarif Türkçesinin ortaya çıkardığı kitap. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar ve saygılar dilerim.